NET Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, öğrencilerin 7 aylık okul hasreti sona erdi. Erzincan'da yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileriyle özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler maskeli ve sosyal mesafeli olarak ders salonlarına alındı. Erzincan'da yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileriyle özel gereksinimli öğrenciler için 7 aylık okul hasreti sona erdi ve yüz yüze eğitim öğretim başladı. Öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesinde sıraya girdiler ve maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtımı yapıldı. Okul müdürleri ve öğretmenler tarafından maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarılan öğrencilerin elleri dezenfektanla temizlendi. Veliler okul bahçelerine alınmadı. Okulun ilk günü heyecanı yaşayan öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydukları görüldü. Çocuklarını okula getiren veliler ise en az çocukları kadar heyecan yaşadı. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı önlemlerle sınıflarına giren öğrenciler, okulları ve arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı'nın olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongreye tek aday olarak katılan Kurtuluş Murat Köhne, Merkez İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Bu emri dikkate aldıkları için Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı'nın olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongreye MHP MYK üyesi Hasan Özaslan, MYK üyesi İdris Aydın, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Mercan Belediye Başkanı Bayram Bilici, Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Kadın Kolları İl Başkanı Serpil Ayaz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Vasfi Karatepe, Kemah İlçe Başkanı Metin Tanrıkulu, Çayırlı İlçe Başkanı Çetin Efe, İliç İlçe Başkanı İshak Kaçmaz ve çok sayıda parti üyesi katıldı. Divan Kurulu'nun oluşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Kongrede yapılan konuşmalarda birlik beraberlik mesajları verildi. Ardından seçime geçildi. Seçime tek aday olarak katılan Kurtuluş Murat Köhne, Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı görevine seçildi. Mustafa Kürşat Dumlu, Hamid Dumlu. Evet arkadaşlarım, bizlerin yapmış olduğu divan, Yüksek Seçim Kurulu'na görevimizi tevdi etmekle son bulacak. Ben bizleri bu göreve layık gören başta genel başkanımızla genel merkezimiz. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Erzincan Belediyesi ekipleri tarafından servis araçları dezenfekte edildi. Servis araçları her hafta dezenfekte edilecek ve servis araçları için araç dezenfeksiyon belgesi verilecek. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte koronavirüs önlemleri en üst seviyede uygulanıyor. Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından il genelindeki servis araçları dezenfekte ediliyor. Ettin mi? Duyuyor. Öğrencilerin daha güvenli şekilde okullarına gidebilmeleri amacıyla hijyen kuralları kapsamında tüm servis araçları düzenli olarak dezenfekte edilecek ve servis araçları için araç dezenfeksiyon belgesi verilecek. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali yine kazaya neden oldu. Erzincan Ulalar Mahallesi çıkışında hafif ticari araç ile özel otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken araçlar hurdaya döndü. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar Mahallesi çıkışında hafif ticari araç ile özel otomobil çarpıştı. Araçlar çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
yol kenarına savrulan araçlarda yangın riskine karşı önlem alındı. Araçlarda bulunan yaralılar 112 ekipleri tarafından ilk tedavilerinin yapılmasının ardından Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sayın seyirciler, Erzincan Aslanlı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Yangına uykuda yakalanan 4 kişilik aile kendilerini dışarı zor attı. Erzincan Aslanlı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı apartmanın bodrum katında henüz anlaşılamayan nedenle yangın meydana geldi. Veysel Çelik'e ait evde gece saat 4 sularında meydana gelen yangına 4 kişilik aile uykuda yakalandı. Yangını fark eden aile fertleri dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayan diğer aileler de korku içerisinde dışarı çıkarken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Büyük hasarın oluştuğu ve can kaybının yaşanmadığı yangının nedeni araştırılıyor. Erzincan Gençlik Merkezleri liderleri ve gönüllü gençler örnek bir davranışa imza attılar. Gençler, Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte daha temiz bir Erzincan sloganıyla çevre temizliği yaptılar. Erzincan Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler Kurutilek mevkiinde bir araya gelerek çevre temizliği etkinliği yaptılar. Gençlik Merkezi gençlerine Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, Temizlik İşleri Müdürü Bahadır Merdan da katıldı. Gençler ve belediye ekipleri yol kenarları ve ağaçlık ve otluk alanda kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Toplanan çöpler çöp poşetlerine konuldu. Etkinlik hakkında bilgi veren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, farkındalık oluşturmak, temiz bir Erzincan, temiz bir Türkiye bilinci yerleştirmek hepimizin asli görevidir dedi. Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise temizlik konusunu aşılamak ve duyarlı olmak adına böyle bir çalışma yapıyoruz, daha temiz bir doğa ve daha temiz bir Erzincan'da yaşamayı arz ediyoruz diye konuştu. Erzincan Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler ise çevre temizliği yaparak daha temiz bir çevre için duyarlılık mesajları verdi. Yapılan çevre temizlik etkinliği vatandaşlar tarafından takdir topladı. İlimizin çok kıymetli belediye başkanımız, değerli basın mensubu arkadaşlar, Gençlik Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün Gençlik Merkezi olarak çevre kulübümüz her hafta sonu bir temizlik faaliyeti yürütmekte. Bunda da Erzincan Belediye Başkanlığımızla birlikte bir temizlik faaliyetini beraber yürütmeye karar verdik. Belirlenen alanda
çevre temizliğini gönüllü gençler aracılığımızla, çevre kulübümüzle birlikte şu an yapıyoruz. Tabii buradaki amacımız son günlerde malumunuz oldukça üzülüyoruz. Dün Belen'de olan, Hatay Belen'de olan yangınlarımıza, çevredeki duyarlılığımızı biraz daha arttırmak istiyoruz. Bu temizlik alışkanlığını geliştirmek, gençlerimize temiz olmalarını aşılamak ve sosyal duyarlılığı arttırmak adına böyle bir çalışma yapıyoruz. Ben tüm ilgililere, katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte inşallah daha temiz bir doğa, daha temiz bir Erzincan ile beraber olmayı hepimiz arzu ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Çok değerli Erzincanlı hemşehriler, öncelikle böyle bir etkinliğin katılımını sağlayan değerli Kızılay ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Murat Bey'e ve kendi bünyesinde çalışan diğer değerli yönetici arkadaşlarıma, temizlik işleri müdürüme ve ilgili kulübümüze teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu farkındalığını oluşturmak, temiz bir Erzincan, temiz bir Türkiye bilincini yerleştirmek hepimizin asli görevi. Genç dimağlara bunu işlemek, bunlarla birlikte bu yolu yürümek elbette ki daha güzel, daha düzenli, temiz bir Erzincan'ı bize göstermektedir. Şimdiden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarımızın da buna ilgi duyarak bu farkındalığı diğer hemşerilerimize sizin vasıtanızla duyurulması da bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sizlere de saygılarımı sunuyorum. Merhabalar. Erzincan Gençlik Merkezi'nin Gençlik Çevre Kulübü'nde gönüllülük yapıyorum ben. Çok güzel bir etkinlik başlattık. Gerçekten ihtiyacımız olan bir etkinlikmiş. Yani gelecek nesiller azından temiz bir çevre bırakabilmek için gerçekten gerekli olan bir etkinlikmiş. Bütün arkadaşlarımızı tavsiye ediyorum. Umarım onlar da diğer gönüllülük etkinliklerimize yaradır. Çok teşekkür ediyorum. Ben Erzincan Gençlik Merkezi'nden gönüllü genç Zeynep Subaşı. Bugün Gençlik Merkezi Çevre Timi ile birlikte çevre temizliğine geldik. Amacımız daha temiz bir çevre bırakmaktı. Bu tarz etkinlikleri devam ettirmek istiyoruz. Kemalye halkı ilçelerinde altın madeni istemiyor. Sayın seyirciler, Kemalyeliler ilçelerindeki maden faaliyetlerine karşı farklı bir eylem yaparak endişelerini dile getirmek amacıyla mani yolunda çıplak ayakla kitap okudular. İlçelerinde altın madeni istemeyen ve bu konudaki endişelerini ifade etmek isteyen Kemalye halkı farkındalık oluşturmak amacıyla çıplak ayakla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdiler. Kemalye'nin sırtını yasladığı dağların yamacında hasret kokan manilerimizin dizili olduğu mani yolunda toplanan Kemalyeliler, Başpınar'dan, Ağıl'dan, Yeşilyurt'tan, Sandık'tan, Sarıkonak'tan, Avcı Köyü'nden, çevre ilçeler olan Arguvan'dan, Divriği'den destek veren katılımcılarla birlikte özellikle Sarıçiçek Yaylası ve Kemalye civarındaki alanları kuşatan madenciliğe karşı endişelerini, kaygılarını dile getirmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çıplak ayakla kitap okudular. Farklı yaş gruplarından kişilerin katılımıyla düzenlenen eylem dikkat çekti. Kemalye halkı özellikle yerin üstünde yaşayan insanların, doğanın, suların, yerin altında her ne varsa ondan daha çok değerli olduğunu vurguladılar.
Star TV'de yayınlanacak olan ve başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı Seni Çok Bekledim adlı dizinin çekimleri Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yapılıyor. Erzincan, Katar ve İstanbul'da geçen bir aşk hikayesini anlatan dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor. Dizi, Kemaliye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Star TV'de yayınlanacak olan Seni Çok Bekledim adlı dizinin çekimleri Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde başladı. Erzincan, Katar ve İstanbul'da geçen bir aşk hikayesini konu eden dizinin yönetmenlik koltuğuna ise Şahin Altuğ oturuyor. İki ünlü ismin başrolünü üstlendiği dizide birçok deneyimli oyuncu yer alıyor. Senaryosu gerçek bir hikayeden alınan dizinin çekimleri sırasında Kemaliye ilçesinin doğal güzellikleri ve tarihi mekanları da tanıtılmış olacak. Oyuncular Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu çekimlerden ilk kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dizinin önümüzdeki sezon gösterime girmesi bekleniyor. Şimdi ekranlarınıza Erzincan'da faaliyet gösteren bir kuaförün örnek davranışını getiriyoruz. Erzincan'da kuaförlük yapan bir esnaf şehit çocuklarına ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyor. Kuaför iş yeri girişine bu iş yerinde şehit çocuklarına tüm kuaför hizmetleri ücretsizdir. Hesapları babaları tarafından ödenmiştir yazarak örnek bir davranış sergiliyor. Erzincan'da kuaförlük yapan Fatih Subaşı şehit çocuklarına ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyor. Kuaför iş yeri girişine bu iş yerinde şehit çocuklarına tüm kuaför hizmetleri ücretsizdir. Hesapları babaları tarafından ödenmiştir yazarak örnek bir davranış sergiledi. Tüm şehit çocukları kuafördeki kuaförlük hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Şehitlere karşı olan duyarlılığını ortaya koymak için böyle bir uygulamada bulunduğunu belirten duyarlı kuaför Fatih Subaşı, tüm şehit çocuklarını salonumuza bekliyoruz diye konuştu. Evet, salon sahibi Fatih Subaşı ile birlikteyiz. Böyle bir uygulama nereden aklınıza geldi? Bu aralar Türkiye'nin her yerinden şehit haberleri geliyor. Şehitlerimiz gün geçtikçe zaten her yerden, Azerbaycan'dan olsun, Türkiye'den olsun, Suriye'den olsun, her yerden şehit haberlerimiz geliyor. Biz de bu şehitlerimize katkıda bulunmak için tüm şehit çocuklarının tüm kuaför hizmetlerini ücretsiz olarak hizmet vereceğiz. Geliyorlar mı şehit çocukları, geldiler mi bu hizmetten sonra? Şu anda hiç gelen olmadı ama bekliyoruz. Yani amacımız hizmet vermek, onlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak. Çünkü onların ücretleri babaları tarafından fazlasıyla ödenmiştir. Biz de böyle bir girişimde bulunmak istedik. Ve tüm esnaf arkadaşlarımız da böyle girişimlerde bulunursa ne mutlu bize. Tüm şehit çocuklarını davet ediyorsunuz. Evet, tüm şehit çocuklarını. Bütün kuaför hizmetleri ücretsiz olarak kuaför salonumuzda hizmet verilecektir. Peki, teşekkürler bu duyarlılığınızdan dolayı. Kolay gelsin. Sağ olun. Sırada spor haberimiz var. Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor'un hafta sonunda deplasmanda karşılaştığı ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Hekimoğlu Trabzonspor maçında ortaya koyduğu futbol ileriki haftalar için ümit veriyor. Kırmızı siyahlı Erzincan temsilcisi ligin 5. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü kendi sahasında Şanlıurfa Spor'u konuk edecek. Türkiye 2. Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden 2. Lig'in güçlü ekiplerinden Anagolt 24 Erzincanspor'un hafta sonunda Trabzon deplasmanından getirdiği bir puan ve oynanan güzel futbol ileriki haftalar için ümit verdi. Oluşturulan yeni kadronun çabuk uyum sağlaması ve mücadeleci bir futbol ortaya konulması teknik heyeti ve yönetimi sevindirdi. Bir maçı eksik olan kırmızı siyahlı Erzincan temsilcisi ligde 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Erzincanspor ligin 5. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü kendi sahasında Şanlıurfa Spor'u konuk edecek.
Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 11-27, Erzurum 2-21, Sivas 11-25, Gümüşhane 9-24, Bayburt 9-25, Giresun 3-25, Elazığ 13-27, Tunceli 8-27, Bingöl 9-25, Malatya 11-27, Yozgat 12-25, Amasya 16-33, Kars 1-18, Van 8-19 ve Ağrı 2-22 derece. Dolar alış 7.87, satış 7.88. Euro alış 9.27, satış 9.28. 22 ayar altın bilezik alış 433.23, satış 437.61. Tam altın 3126.22. Yarım altın 1547.45. Çeyrek altın ise 773.72'den işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.